Böyle daha iyi. Sonra açarız. Bence de böyle. İyi akşamlar Essex Türk Radyosu dinleyenleri, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba İngiltere, Türkiye, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve şu anda Kanada'daki dinleyicilerimize merhaba diyoruz. Bugün çok güzel bir gün İngiltere'de. Bazı arkadaşlarımız Türkiye'ye tatile gitmiş olsalar da bizler de bu güzel sıcaklığın tadını çıkartıyoruz. Onlara inat diyoruz. Biz de bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün yazarlarla söyleşi konuğumuz Sayın Ahmet Koçak ile birlikteyiz. Gazeteci yazar Ahmet Koçak'la birlikte bu çok güzel bir söyleşimiz olacak. Hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Günün yoğunluğu, koşturması, işten geldik tekrardan sizin bu güzel yayın için hazırlanmış olduk ve şu anda sizlerin karşısında bir yandan da heyecan var hocam. Uzun zaman oldu. Muhabbet sohbet edemedik ya. Onun da bir ayrı heyecanı var. Teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız için. Hocam izniniz olursa hemen bir yayını Facebook'taki paylaşımımızı yapalım. Biz Tamam. paylaştık. Siz de paylaşın o anda. Ben hemen paylaştıktan sonra sizlerle birlikte konumuza başlarız. Tamam. Çok özür diliyorum hocam. Birazcık uzun sürdü ama. Sorun değil. İzleyicilerimiz şu an bir şeyse bizi dinleyen izleyicilerimiz sabır göstereceklerdir. Evet hocam, paylaşımımızı yaptık ve tekrardan dinleyicilerimizle birlikte buluşmuş olduk. Teşekkür ediyoruz tekrardan bizleri beklediğiniz için. Essex Türk Radyosu olarak tekrardan merhaba diyoruz. Dediğimiz gibi bugünkü konuğumuz değerli Ahmet Koçak. Hoş geldin tekrardan hocam. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de aynı şekilde burada hemen paylaşıyorum. Arkadaşlarımız bizim sayfamızdan da benim sayfadan da canlı izleyebilirler. Evet. Hocam tekrardan dediğimiz gibi yazarlarla söyleşi programımıza bizleri kırmayıp ve bu nazik katılım için teşekkür ederiz. Şimdi bugünkü konuğumuz dediğimiz gibi yazarlarla söyleşi programımızın konuğu olarak bizlere eserlerinizden, yazılarınızdan, kitaplarınızdan bahsetmenizi isteyeceğiz. Öncelikle Ahmet Koçak'ı ben yıllardır tanıyorum ama tanımayan dinleyicilerimiz için Ahmet Koçak kimdir deyince cevabımız ne olur? Nasıl bir Ahmet Koçak bekliyor dinleyicilerimiz. Evet. Ahmet Koçak 1966 yılında Sivas Gürün kazasının Konakpınar köyünde dünyaya geldi. İlk öğretimini köyde okudum, tamamladım. Ortaokul ve lise İstanbul'da okudum. Benim yakın arkadaşlarım yaptığım işle okuduğum mesleki alanda okuduğum alanı iyi bilirler, birbirine tezattır. Lisede ben torna tesviye bölümünü okudum. Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'ni okudum. Asıl mesleğim, yani eğitimini aldığım mesleği ben yapamadım uzun süre. Daha doğrusu 2 yıl 88 ile 91 arasında bir işte staj yaptığım fabrikada sanayi işçisi, kalifiye eleman olarak, teknik eleman olarak işte çalıştık. Daha sonra Körfez krizi bahanesiyle 1991 yılında bizi attılar. Sendikalı olmak, solcu olmak, yani komünist olmak, solcu olmak bizim tabii onur duyduğumuz şey, hala da bunlar böyle olmaktan, böyle düşünüyor olmaktan, bunları savunuyor olmaktan hala onur duyuyoruz. Solcu olmak, yani solcu demeyeyim de tırnak içinde komünist ve sınıf hareketinin savunucusu olmak bizim için önemlidir. Bundan da onur duyarım.
Bu nedenden dolayı, bunu şunun için söylüyorum, bu nedenden dolayı biz bir daha sanayi işçiliğine kabul görmedik. Bunu 90'lı yılların başlarında birkaç büyük sanayi işçiliği için başvurduğumuzda bize çok nazik bir biçimde siz falanca fabrikada çalışmışsınız deyip gönderiyorlardı. Siz gidin tekrar arayacağız. Baktık ki biz bir daha o alanda bize bir iş yok. Ondan sonra zaten ortaokul ve lise yıllarında amatör olarak edebiyata hem ilgi var, işte müziğe karşı ilgi var. Amatör olarak müzikle uğraşıyorum, edebiyatla uğraşıyorum. İşte lisedeyken Duvar Gazetesi vesaire gibi şeylerle zaten uğraşıyorduk. Ufak tefek şiirler yazma, benim işte metinler yazma derken ilgim vardı. 90'lı yıllardan sonra bir yayın evine, işte geçen sene bıraktığım Alev yayınlarına başlamıştım. O dönemlerde Kavga diye bir dergi çıkartıyorduk. Kavga'da ben amatör muhabir olarak çalışıyordum. Profesyonel değildik çünkü profesyonel çok başka bir şeydi. Amatör muhabir olarak çalışıyorduk. İşte 94-95 yılına kadar dergicilikle, yayıncılıkla ağırlıkla çalıştım. Daha sonraki yıllarda 94'ten sonra ilk özel radyolar açıldı. İstanbul'da yayın yapan özel radyolar. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, dip sesler gelebilir. Dışarıda ben doğal bir ortamdayım şu an. Küçükkuyu'da yaşıyorum, Çanakkale Küçükkuyu'da yaşıyorum. Dışarıda traktör sesleri gelebilir, mecbur çünkü pencere açmak zorunda kaldık. Dinleyicilerimizden peşinen özür dilerim. Ara ara misafirlerimiz gelir, kapı zili çalar. Dinleyicilerimiz bizi anlayışla karşılarlar umarım. Gayet normal hocam, doğal bir ortamda bir yayın yaptığımız için Tabii bu izniniz olsa kaynaklı da bir da. çay da içebilirim, değil mi? Tabii tabii hocam, buyurun lütfen. Rahat olun. Bir aile ortamında gibi hissedin. Aile ortamında güzel bir muhabbet oluşmasını istiyoruz. Amacımız da bu zaten. Eyvallah. Şimdi uzun yıllar ben radyo programcılığı yaptım. Şimdi bugünkü gibi böyle bir avantajımız yoktu. Bugün hem radyo hem görsel alanda işte sosyal medya üzerinden de görüntü de paylaşılabiliyor. Bir anlamda radyo TV gibi bir şey olmuş oldu şu anki yapılan şeyler. Radyo benim yaklaşık 10 yıl çeşitli radyolarda işte İstanbul'da İlk yayın yapan radyo Ulusal Radyo'da başladı radyoculuk serüvenim. Benim daha sonra Radyo Umut'ta uzun yıllar hem programcılık hem yayın yönetmenliği kademelerinde çalıştım. Daha sonra Anadolu'nun Sesi diye bir radyo vardı. Orada 5 yıl müzik programı yaptım. Sonra özel televizyonlar açıldığında özel televizyonlarda da televizyon programları yaptık. Şimdi birazdan bu çalışmalarımızın arşivleşme süreci nasıl oluyor, ne yapıyoruz onlara değineceğiz ama daha sonraki süreçte yayın hayatımla ilgili daha sonraki süreçte özellikle yazın alanla tekrar bir 2004'ten sonra bir ağırlık vermeye başladık. Yazar Esat Korkmaz'la beraber diğer İstanbul'da bir Engin Burcan arkadaşımız beraber biz bir dergi çıkarmaya başladık. Serçeşme dergisi. 2004 yılından 2008 yılına kadar yaklaşık 48 sayı, yani tam 48 sayı yaklaşık tam 48 sayı çıkardık. Sonra çeşitli nedenlerden dolayı, şimdi detayına girmeyeceğim, çeşitli nedenlerden dolayı Serçeşme dergisini kapatıp Sacayak diye bir dergi çıkardık biz. 12 sayıda Sacayak dergisini çıkardık. Yine Engin Urcan arkadaşımızla beraber. Hocam, Sonra bu buyurun. süreçte işte kitap yayınları hazırlamıştım. Benim 2003 yılında Sivas'ta katledilen canların anısına Sivas'ta otelde yanmakta kurtulan sanatçı dostlarımızla, yazar Aydın dostlarımızla yapmış olduğum bir çalışma var. Onlar Işık Bu Oldular mu diye bir hocam? kitap. Evet. Onlar Işık Oldular kitabımız var biliyorsunuz. Daha sonra şu anki Hacı Bektaş Veli Dergahı Postanesi'ne olan Hacı Bektaş Veli Dergahı Postanesi'ni Veliyettin Hürrem Ulusoy'un Serçeşme yazıları kitaplarını yayına hazırladım. O 3 cilt halinde o kitabı yayına hazırladık. Çeşitli ozanlarımızın sizin Nur Haklı Hüseyin Baba'nın Hüseyin Güvercin'in kitabı dahil olmak üzere. Adıyaman'da işte Savranlı Aşıklar'ın kitapları, ozanlarımız Aşık Kulasan gibi
çeşitli ozanlarımızın kitaplarını derleyip toparlayıp yayına hazırladık. Bunun dışında kendi öznel çalışmam yine Aynı Bahçenin Gülleri diye bir kitabım var. Bu yine Serçeşme dergisinde 2004 ile 2008 yılları arasındaki Serçeşme dergisinde sanatçılarla yapılan söyleşilerden derlediğimiz bir kitap oldu. Orada Arif Sağ'dan işte Dertli Divan Baba'ya kadar yine Karadeniz Müziği'nin ustalarından Birol Topaloğlu'na kadar birçok usta sanatçıyla yaptığımız söyleşilere yer verdik o kitapta da. Sonra biliyorsunuz 2011 yılında dergahta birlik toplantıları yapıldı. Hacı Bektaş Veli dergahı ekseninde ocaklarımızın yeniden bir araya gelmesi çalışması dergahta birlik toplantıları yapıldı. Dergahta birlik toplantılarının sonucunda izleyicilerimiz, özellikle bizi yakın takip eden izleyicilerimiz bu konudaki çalışmalarımızı bilirler. Onun sonucunda Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı kuruldu. 2012 yılının Aralık ayında. Sonra 2013 yılının başlarında yeniden Serçeşme dergisini çıkarmaya başladık. Aynı isimden Serçeşme dergisi, bu sefer sadece içerik ve boyut farklı olarak yayınlamaya başladık. Bu vakfın bir ürünü olarak yayınlandı bu. Bu dönemde yani 36 sayı yaklaşık 3-3,5 yıl sürdü. Ben 2017 Ocağı kadar derginin yayın yönetmenliği ve sorumlu müdürlük görevliğini üstlendim. 36 sayı dergi çıkardıktan sonra çeşitli nedenlerle, gerekçesini uzun uzun yine dergiden ayrılırken yazdığımız nedenlerle dergiden ayrılmak zorunda kaldık. Aktif gazeteciliği yani mutfaktan çalışma işi dahil olmak üzere 2017'de bıraktık ama sonradan tabii yazılarımız, makalelerimiz, çeşitli internet sitelerinde, kendi blog sayfamızda, yeni sonradan çıkan işte kısa süreli de olsa bazı gazetelerde Bir Yol gibi çok kısa yayın hayatına girip şey yapalım. Bu gazetelerde çeşitli dönemlerde yazılar yazmaya başladık. Yazdık, yazılarımız yayınlandı. Tabii bununla beraber 2012 yılında Atbaşı devam eden bu yayıncılıkla beraber Atbaşı devam eden devam eden bir süreç Mektebi İrfan süreci oldu. Dertli Divani Baba ile beraber işte bir grup arkadaşında eğitim ya da muhabbet babında yürüttükleri bir çalışma, Mektebi İrfan çalışması. Yaklaşık 8 yıldır o çalışmaya da içinde bulundu. Paralel, diğer çalışmalarla paralel olarak. 5.000 civarında, 5.000'in üzerinde insanımıza, gencimize Alevi Bektaşi yolu, kültürü, felsefesi, zakirlikle ilgili işte Divan Baba dahil olmak üzere, yani başta olmak üzere bütün katılımcı canlarımız kendi dağarcığındaki bilgilerini aktardılar. Çok hızlı bir biçimde anlatmaya çalışıyorum. Hani derler ya, yani her anlattığımız konu aslında başlı başına belli şeyleri es geçiyorum. Çeşitli demokratik kurumlarında kısa dönemli yöneticilikler yaptık. Bunları es geçiyorum ama hayatımda şimdi birazdan konuşacağımız, biraz belki detaylandıracağımız, özellikle arşiv konusunda da dile getireceğimiz, çok önemsediğim ve mutlu yaparken de mutlu olduğum bir dönem var. Müzik yapımcılığı dönemi. Benim bu tarafımı çok arkadaşımız ya da çevremdeki birçok dostumuz bu tarafı bilmez. 93 ile 96 yıllarında, hatta 2000'li yılların başlarına kadar 3 yıl aktif ama 2000'li yıllara kadar şirketi açık tuttum. Can Dost Müzik şirketi kurmuştum ben o yıllarda. Orada işte başta Aşık Kulasan olmak üzere Nesim İçimen, Aynur Haşhaş gibi arkadaşlarımızın albümlerini yaptık. Aynur Haşhaş'ın ilk albümünü, Dün ve Gün albümünü bizim şirkette işte 94 yılında çıkarmıştık. O müzik yapımcılığının yanında da işte sanatla da olsa ufak tefek dirsek temasımız yine o dönemler, hatta birazcık daha öncesinde sanatla dirsek temasımız oldu. Ruhusu Dostlar Korosu'nda kısa bir süre çalıştım. Sonra korodan ayrılan bir grup arkadaşımızla yine kısa bir dönem işte koristik denemelerimiz falan oldu. Ama bunların hepsi amatör,
severek yaptığımız hafta sonlarımızı sosyal faaliyet içerisinde olsun diye değerlendirdiğimiz şeylerdi. Müziği hala severek hem işte muhabbetlerde, dost muhabbetlerinde icra etmeye çalışırız. Ama profesyonel olarak değil, o tamamen haz aldığımız, bizim nasıl söyleyeyim, beslendiğimiz, ruhen beslendiğimiz bir şey olarak düşünüyoruz. Bizim için bir değer, bir kıymet olarak düşünüyoruz. Tabii buradan işte tekrar şey gelecek olursam, yani müzik yapımcılığının içerisinde olmak da belki müziği çok iç içe olmak, onu seviyor olmaktan kaynaklı. İyi ki yapmışız. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Nesim İçimen Baba'yla biz o albümü yapmadan yaklaşık bir ay önce yani şey Sivas Madımak kıyımında yaklaşık bir ay önce Antalya'da karşılaşmış, kendisinin albümünün yapma sözünü almıştık. Ne yazık ki işte biliyorsunuz o 93 2 Temmuz Sivas kıyımında Nesim Baba'yı kaybettik. Kaybettikten sonra biz arşivden derlediğimiz onun anısına bir Merhaba diye bir albüm yapmıştık. Bu bizim o dönemdeki hedefimiz şuydu: yaşayan değerlerimizi, sanatçılarımızı, ozanlarımızı kimsenin görmek istemediği, ama bugün artık bakıyoruz ki bütün müzik firmaları hep o tarafa doğru yayıldı. Özellikle 2000'li yıllardan sonra. O dönemde kimsenin değer vermediği, tırnak içinde söylüyorum bunları, değersizliklerinden değil, maddi para karşılığı olarak görmediklerinden, bu ozanlarımıza albüm yapma girişimlerini biz başlatmıştık. İşte Kulasan, Aşık Kulasan bunlardan birisi. Ne yazık ki 60 yaşındaki ozanımıza, o dönem 60 yaşındaydı, 60 yaşına gelmiş bir ozanımıza yüzlerce de eseri olan, ki onun kitabını da yayına hazırladım ben, 20. yüzyılın insanları izleye bir kitabını yayına hazırladım aynı zamanda. Ve Aşık Kulasan'ın Bana albümünü de o dönemde yayınlamıştık. Niye bunları söylüyorum? Çünkü bu anlattığımız şeyler bizim aynı zamanda bir yaşam tarzımız. Yani sadece biz eser olsun diye ya hadi çalışıyoruz, hadi bunlarda bir eser bırakalım diye gel. Bizim yaşam tarzımız. Çünkü yaşamımızla iç içe düşmüş şeylerdi bunlar. Hep ozanlarla, sanatçı dostlarımızla, yazar çizer takımdan hep iç içe olduğumuz için bizim için bir ayrıcalık değildi, bir yaşam tarzıydı bu. Şimdi bunları geri dönüp bakıp bunları yapmış olmaktan gerçekten çok mutluyum. Özellikle bu pandemi sürecinde kendi arşivime yolculuk yapma fırsatı da buldum. Uzun biliyorsun, her ne kadar aktif çalışmaya bıraksak da hem derneklerdeki paneller, konferanslar, işte mektebi fon muhabbetleri dolayısıyla yoğunluğumuz devam ediyordu. Ama bu pandemi sürecinde birazcık daha hem bol bir zaman bulma, kendi kendimize yüzleşme ve geriye dönük bir yolculuk yaptığımızda şunu gördük ki evet, yani iyi, güzel, kıymetli işler yapmışız. Şimdi bu dönemde o kıymetli dediğimiz, bizce kıymetli olan tabii, yine bunu izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, okurlarımız buna şey verecek, o kıymeti ya da o değeri onlar verecek. Bunları artık paylaşmak istiyoruz. Bunları dijital ortamlarda paylaşmak istiyoruz. Ben Mustafa bir solukta anlatıyorum ama araya girip müdahale edebilirsin. Radyocunun böyle bir handikapı vardır. Ben hani diyorum ya, o gelenekten geldiğim için. Hocam Ben bir nefes soruların vereyim. zaten çoğunluğunda cevaplarını veriyorsunuz. Onlara giriş yapacağım ara sıra da. Bu mesela İngiltere'de bizim yapmış olduğumuz Nurhak Kültür Evi hatırlıyorsunuz belki Evet. 2013'te yanlış hatırlamıyorum 2013 26 Mayıs'ta hatta 26 tarih Mayıs, olarak evet. iyi hatırlıyorum hocam. Ha? 26 Mayıs. Burada hep birlikte çok güzel bir muhabbet gerçekleştirmişti. Sayın Dedli Divani ile birlikte Evet. Mustafa Kılçık çok harika bir hasbihal gerçekleştirmiştik. Onlar gibi hocam projeleriniz de oldu mu? Ondan sonra herhangi bir çalışmanız oldu mu? Bu araya girmiş gibi olduk ama bu anlatımımızın arasında Tabii gireceğiz zaten. Muhabbet zaten öyle. Sen bakma, ben monolog biçimini aldım götürdüm ama. Şimdi o tarz çalışma, bir daha benzeri bir çalışma olmadı. O çok spesifik bir çalışmaydı. Yani Zakir isminde yapılan bir çalışmaydı. Orada senin emeğin çok fazla. Senin diğer yönetici arkadaşlarımızın, Ziya dahil olmak üzere diğer işte Tahir ve gibi arkadaşlarımız, orada müzisyen arkadaşlarımızın, özellikle Nurhak Derneği'nin tabii ki katkısı olmasa o iş olmazdı. O bir projeydi. Çünkü şöyleydi daha doğrusu.
Mektebi İrfan'la bir paralellik arz eden projelerden bir tanesiydi. Zakirlik, çünkü Divani Baba biliyorsun 2010 yılında UNESCO tarafından işte yaşayan insan hazinesi olarak ödüllendirilmişti. Ve alanı da aldığı ödül alan da zakirlik üzerineydi. Hal böyle olunca hem Mektebi İrfan muhabbetleri hem de zakirlik sahne performansı aslında her tarafta düşünülen bir şeydi. Ama oradaki gibi yani bizim işte Londra'da yaptığımız o zakirlik performansı gibi bir performans olmadı ama işte 70'e yakın bölgede Mektebi İrfanların olduğu 70'e yakın bölgede bir benzeri dönem sonu muhabbetlerde yani şeyler bittikten sonra muhabbetler bittikten sonra o Mektebi İrfan muhabbetleri 8 ya da 10 ders bölümü bittikten sonra final muhabbeti dediğimiz, dönem sonu muhabbeti dediğimiz muhabbetler yapıldı. Hamburg'dan tut Belçika'ya kadar yani Almanya'nın çeşitli illeri işte Hamburg, Frankfurt, Augsburg, şu an hemen bir çırpıda söyleyebileceğim Marl gibi kentler işte Fransa'nın Paris başta olmak üzere Esson vesaire gibi birçok kentinde yine Belçika merkez olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde benzeri şeyler yapıldı. Etkinlikler yapıldı. Özellikle Frankfurt'taki ve Belçika'dakiler tabii birçok yerde de yapıldı ama ikisi belki bizim ayırt edebileceğimiz şeylerdi. Anvers'teki yapılan tam sizin oradaki gibi olmuştu. Yani Londra'daki yapılan Zakir'in bir benzeri, bir başka bir performansı. Harun canımız, Harun Özdemir canımız, o da sizin oralı biliyorsun. Elbistanlı. Harun Özdemir canımızın katkısıyla orada da benzeri bir çalışma yapılmıştı. Sahne performansı yani Divani Baba'nın işte bu Mektebi İrfanlar muhabbetleri devam ediyor. O sahne performansları orada devam ediyor ama bizim öznel olarak buna benzer bir çalışma bu saatten sonra olur olmaz onu bilemiyorum. Onu tabii zaman gösterir. Yani iyi bir proje gelir. Belki ya da biz projelendiririz. Bir şeyler yapılabilir. Bunu zaman gösterecek ama benim bu saatten sonra ağırlık verdiğim şey daha çok sanal demeyeceğim de dijital platform. Dijital platformda kendi arşivimi bunu işte paylaşmaya yönelik. Gördüm hocam. Onunla ilgili zaten şöyle bir Onsuz Olmaz TV programı yapıyorsunuz bu arada. Onunla ilgili paylaşımlarınız var. Onlardan gördüğüm kadarıyla muazzam bir çalışma. Yani bunu da burada belirtelim. Ahmet Koçak YouTube'den girdiğiniz zaman 2K ile birlikte girersen, çünkü Ahmet Koçak birkaç tane çıkıyor. Ahmet Koçak 2K ile, sonu 2K ile bildiğinizde lütfen orada o zile basıp bu güzel sohbetleri, güzel muhabbetleri mutlaka dinleyin. Ben birkaç tanesini dinledim. Çok haz aldığım programlar olmuş. Ayrıca emeğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah. Bunlarla ilgili çalışmalarınızı şimdi bize gönül rahatlığıyla anlatabilirsiniz. Tamam. Şöyle ki bunlar bu programlar daha önceden işte bu biliyorsunuz olağanüstü hal bahane edilerek birkaç televizyon kapatıldı. İmece TV, işte Yol TV, TV10 gibi kanallar kapatıldı. Bu kapatılan kanallardan bir tanesi de işte TV10. Ben o programı TV10'da yapmıştım. 2012 ile 2013 yılları arasında Onsuz Olmaz diye program yaptık. Yaklaşık 48 kişiyle ama 49 program. Bir tek rahmetli gazeteci Fikret abi Fikret Otyam'la iki bölüm yapmıştık. Onun çünkü hikayesi çok fazlaydı. Yaş daha tabii tecrübe yaş çok fazla olunca Fikret abi iki program ayırmıştık. Fikret abiyle beraber yaklaşık 48 canımızı burada programlara ben konuk olarak almıştım. Şimdi kimler vardı bu programda? Hemen hepsini sayma şansımız yok. Çünkü her birisini biraz şey yapsak zamanımız bütün programı o kapsayacak. Şöyle söyleyelim. Başta işte yolun önderlerinden bugünkü işte Halep Postişin olarak Veliyettin Efendi Dertli Divani olmak üzere yani Alev Bektaş kamuoyunun tanıdığı kişilikler. Bunun dışında ozanlarımız işte Aşık Fedai, Garip Kamil, işte Esrari gibi günümüzde hala yaşayan ozanlarımız İsmail İpek, işte
Hemen bir çırpıda aklıma gelen Servet Sazak gibi. Yani bu dönem Anadolu özellikle Alevi Bektaşi geleneğini taşıyan ozanlarla yapmış olduğumuz programlar var. Onun dışında sendikacı arkadaşlarımız, bunun içerisinde siyasetçi, işte yine halk müziğinin işte yorumcuları, yani bu alanda iz bırakmış canlarımızı, gerek popüler olsun gerekse birazcık az popüler olsun. Yani hatta öyle bir şey oldu ki mesela çok ciddi işler yapmış. Belki de Türkiye'de ilk işleri yapmış adamlardan birileri var. Onları da programımıza konuk aldık. Çoğunlar hiç tanınmayan kimlikleri de konuk aldık. Ama tabii Türkiye'nin hem dediğim gibi ressam, siyasetçi, sanatçı olmak üzere o 48 program çok ciddi bir arşiv oldu bizim için. Hala onların kendi dilinde kendi hayat hikayelerini anlattırdık. Hayatlarını yeniden hayatlarına bir yolculuk yaptırdık. Geçmişe, çocukluğuna yönelik bir yolculuk yaptık. Çok etkilendiğim hikayeler çıktı. Tabii zaman gelecek bunları şeylerde paylaşacağız. Yine o programlar paylaştığımız zaman paylaşacağız ama zamanım el verir, sağlığım el verir, hayatımız el verirse bu hikayeleri yazmak isterim ben. Çünkü orada izleyici dinliyor, es geçiyor. Ama hala mesela 8-10 sene geçti. Unutamadığım çok ilginç hikayeler var. Mesela bunlardan bir tanesini hemen söyleyeyim. Ziya Halis'in bir dönem Çalışma Bakanlığı da yapmış Türkiye'de. İşte siyasetin işte tanınan simalarından birisidir Ziya Halis. Onun ilkokul dönemindeki o köyden kasabaya gidiş geliş hikayesi çok etkilemişti beni. 25 kilometre çocuk bir köyden kasabaya gidip geliyor. O işte yoksulluk içerisinde ayağında yırtık papuçla gidip gelip o zor koşullarda o okumanın şeyini anlatıyor. Tabii bunun yanında oradaki şey şu. Öyle bir şey gidiyor. Köyden eve gidene kadar koltuğumuzun altına aldığımız o ekmek vardı diyor. Ekmeği tırtık de tırtık de bakardık ki diyor. Yol bitmişti diyor. Yani bir taraftan da öyle küçücük, öyle dokunduran, hayata dokunduran, işte gülümseten anılar falan var. Buna benzer çok güzel, çok ilginç hikayeler, anekdotlar çıkmıştı o program esnasında. Bunlara hiç dokunmadan televizyonda yayınlandığı biçimiyle şu an kendi açtığımız YouTube sayfasında bunları yayınlayacağız. Hemen şunu söyleyelim. Az önce sen de söyledin. YouTube sayfamızda abone olursa bütün gelen bildirimleri tek tek bizim aramıza iletmemize gerek kalmadan abone olan her canımız bundan sonra paylaştığımız bütün videoları anında haberleri olacak ve kendilerine gelecek. Burada yine bir parantez açalım. Bu tarz platformlar gerek YouTube olsun gerek diğer platformlar olsun çeşitli kaygılarla açılıyor. Yani bu kaygılar daha çok ekonomik kaygılar, bunu biliyorum. Bana bu konuda yardımcı olan Mustafa arkadaşımız var. Onun ismini burada zikretmem gerekiyor. Gerekçesini de söyleyerek zikretmem gerekiyor. Ali Haydar Timisi arkadaşımız gerçekten 5 kuruş para almadan bu hizmeti yapıyor ki biliyorsun özellikle sanal dünyada böyle bir hizmeti yapmak yani medya üzerinde bu hizmeti gerçekleştirmek biliyorsun çok ciddi. Hem emek istiyor hem para istiyor. Ali Haydar canımız 5 kuruş para talep etmeden bunları yapıyor. Ona ayrıca tabii teşekkür etmem gerekiyor. Şimdi burada maddi beklentimiz işin açığı yok. Yani izlenir, çok abone olur, çok izlenir, bir dönüşü mutlaka olur. O dönüşü olursa o arkadaşlarımızın emeğinin karşılığı olarak dönmüş olacak. Benim buradaki ısrarla bu işi yapmaktaki amacım, elimin altındaki olan arşivimin, şimdi ışığımızı yaktık, gece moduna geldik. Evet, ha. Ha izliyorlarmış bizi bak. Bizim evden de izliyorlarmış, görünmüyorlar dedi güzel. Bunun bizde kalmasını doğru bulmuyorum. O nedenle biz arkadaşlarla geçen sene ben işte İstanbul'dan Küçükkuyu'ya taşındığımda tam da bunları konuşuyor yani bunları konuştuk. Yaparız işte beraber projelendiririz. Sadece bana zaman tanı demişti Ali Haydar Timisi.
Şimdi bu zamanı ayırdı. Ben yine tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü yapılı gerçekten parayla da bazen parayı verirsin iş yaptıramazsın ya. Yani. Parayla da yapılacak bir iş değil. Burada benim olduğu kadar bunu izleyicilere aktarmada da Ali Haydar'ın büyük bir emeği var. Sadece televizyon programları değil, benim çeşitli dönemlerde işte gerek kendi işte katıldığım konferanslar olsun, eğitim muhabbetleri olsun, bunlar da yine montajlayıp YouTube sayfamızda paylaşacağız. Şöyle bir şey yaptık Mustafa. Onu da bilmiyorum takip edebildin mi? Biz daha önce Can Dost Müzik'teki yayınladığımız işte Aşık Ulasan, Aynur Haşhaş, Nesim İçimen, bizim yine Hüseyin Aslan gibi arkadaşlarımız var. Hüseyin Karahanlı gibi arkadaşlarımız. Şu an hepsinin ismini bir çırpıda sayamıyorum. Bu arkadaşlarımızın albümlerini iTunes, Spotify, yine YouTube sayfalarında bu albümlerin hepsini paylaştık. Dijital platformlarda paylaştık. Bu albümler yaklaşık 20-25 yıldır piyasada yoktu. Arşiv niteliği taşıyan, orada yani söylenen eserlerin artık neredeyse klasikleştiği bir albüm haline gelmişti. Bunları da öncelikle zaten bunları paylaştık. Devamında bu dediğimiz televizyon programları, benim konuk olarak katıldığım televizyon programları arkadaşlarımızdan izin alarak bunları da kendi sayfamıza koyacağız. Yani arşiv çok büyük. Benim kendi zamanım bile bu kendi mevcut var olan arşivime yetmeyeceğini yani biliyorum. Ama elimden geldiği kadar, hani bir laf vardır, karınca kararınca derler ya. Karınca kararınca elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar bunları paylaşacağız. Dijital dünyada böyle bir şey. Yazın dünyasında bu arayla ilgili, burayla ilgili soracağım bir şey varsa. Yok hocam, şu anda çok zaten yeni başlanılan bir YouTube kanalı zaten. Bunun için çok kısa zamanda ben takip ettiğim kadarıyla değerli, kıymetli böyle paylaşımlar yapmışsınız. Ve bunlarla ilgili zaten ben takip ediyorum. Dinleyicilerimizin de meraklanması için diyorum ki girip mutlaka bakmanız gerekiyor. Oraya da üye olmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın, Ahmet Koçak ama 2K'li. Evet. Tekrarlamada fayda var hocam. Sonuç Yazılımla çifke. ilgili devam edebiliriz. Sonuç evet, sonuç çifke. Şimdi bu gerek müzik gerek işte video yani görsel paylaşımları dediğim gibi hepsini ömrüm yetmeyecek çünkü yani saatlerce saatin şu an yani kaç saat diye şey söyleyeyim ama saatlerce kayıt var elimizin altında. Kıymetli, önemsediğim bir çalışmalar bunlar. Çünkü bu aynı zamanda bizim 30 yıllık Alev Bektaş toplumunun hafızası, önemli hafızasının önemli bir kısmı. Hal böyle olunca olabildiğince bunları paylaşmaya çalışacağız ama benim şu an az önce sen gösterdiğin kitap dahil olmak üzere işte Onlar Işık Oldular, diğer kitaplar dahil olmak üzere bunları da zaman içerisinde yine kendi YouTube sayfamızın hemen yani YouTube sayfamızın olduğu adresimizde bir blog sayfası, kendi blog sayfam var. O blog sayfasını güncelleyip aktifleştirip bir hale getirip orada da bugüne kadar yazdığımız, önemsediğimiz belli başlı konular üzerindeki yazdığımız makaleler ve çalışmalarımızı oralardan da paylaşmak istiyorum. Yani tabii kitap olarak basmak çok artık günümüz dünyasında o kadar çok şey zor olmaya başladı ki. Yani bir kitabı matbu olarak basıp bunu işte satmak, pazarlamak vesaire çok ciddi sıkıntılar oldu. Ama şimdi ben bu yazılı kitapları da yani insanlara ulaşamayacak olan bu kitapları da bir biçimde dijital ortamda ulaşmasını sağlamak için işte arkadaşlarımıza bunun çalışmasını da yapıyoruz. Hem kendi çalışmalarım hem daha önceden Alev yayınlarında uzun yıllar ben Alev yayınlarının işte yöneticiliğini yaptım. En son geçen sene şirketi devredene kadar o dönemdeki yayınladığımız kitapları da biz yani dijital platformlarda paylaşmak istiyoruz. Yani işte bu belki Word olabilir ya da PDF olabilir. Yani format olarak daha bir kesin bir karar vermedik ama herhalde önemli bir biçimi PDF olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Niye bunları söylüyorum Mustafa?
Çünkü biz gazetecilik yaptığımız dönemler, yani gazetecilik yaptığımız dönem diye bir şey yok. Biz şu yönde gazetecilik yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Burada da bir şey görsek iki satır yazıyoruz sanal dünyada. Şimdi gezdiğimiz dönemlerde, işte köyleri gezdiğimiz ya da bölgeleri gezdiğimiz dönemlerde bizim zaman zaman işte makaleleştirdiğimiz, yazıya döktüğümüz o gezilerimiz vardı. İşte bunları kitapçık haline getirmiştik ve bu Hünkar Vakfı'nda çalışırken oradaki yayınlarda, yani Hünkar yayınladığımız kitaplarımız vardı, kitapçıklarımız vardı. Ki bunların içerisinde hemen şöyle bir iki tanesini söyleyeyim. İşte Dede Geldi diye bir kitapçığımız vardı. Soma'da katledilen diyoruz çünkü oradaki kaza değildi. 301 madencinin anısına İzmir'in Kınık ilçesinde yapılan bir cem vardı. O cem ekseninde o bölgedeki yapılan canlarla yapılan söyleşilerden derlediğimiz bir kitapçık. Yine gazeteci Nil Muhtar diye bir arkadaşımızla beraber yaptığımız ortak çalışmalar var. Kitapçık olarak bunları yayına hazırlamıştık. Bu kitapları da aynı zamanda yayınlayamadığımız çeşitli şeyler var. Makaleler var. Daha doğrusu uzun söyleşiler var. Bir kısmını yayınladık, bir kısmını yayınlamadık. Bunları da yine okuyucularımızla bu bloklarda paylaşmak istiyoruz. Yine şunu söyleyeyim. Arkadaşlarımız bu bloklara girdikleri zaman yazıyı okuduklarını görüyoruz. Şimdi yazıyı okumanın bir yazıya ilgi duyuyor, görüyor bir yerde, okuyor. Oraya abone olmuyor. Şimdi abone olsa diğer yazılar da gelecek ve haberi olacak. Sonradan bize dönüyor diyor ki ya diyor bak böyle bir bu konuda diyor işte bir yazınız varmış diyor. Ama diyorum bak yayınladık biz bunu. Şimdi benim blog sayfamda yaklaşık 6-7 tane makalem var yayınlanmış. Belki 7-8 tane şu an tam sayısını bilmiyorum. Yani bunlara ve insanların bugün özellikle sanal dünyada, sanal medyada tartıştıkları konular. Bunları alın okuyun diye biz hazırlıyoruz. Göreceğiz. Bunlardan yine söylüyorum. Bizim zerre kadar kişisel bir beklentimiz yok ki. Beklentimiz olsa zaten bu platforma onu taşımayız. Birileri gibi cebimizde tutarız deriz ki bizi çağırın biz gelelim anlatalım bize para verin deriz. Bizim öyle bir dünyamız da yok. O dünyadan vazgeçtik artık. Böyle bir dünyayı bundan sonra yaşamımıza bunu koymak istemiyoruz. O ayrı bir şey. Yani bunun niye bunları yani söylemekteki amacım birilerini eleştirmek diye değil. Artık bu dünya küçüldü. Bak ne yapıyoruz? Sen Londra'dasın, ben Çanakkale'ye küçük buradayım. Oturuyoruz ve tüm belki dünya Kanada'ya kadar, Amerika'ya kadar tabii ilgisi olan insanlar için Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesindeki insanlara anında ulaşabiliyoruz. Artık benim uçağa atlayıp ben Londra'da bir yere gelip bir cem evine ya da bir yere gelmeme ihtiyaç kalmıyor. Varsa burada böyle ki zil sesini de duyarak doğal ortamda biz pekala bunları artık yapabiliriz. Bunun için söylüyorum. Yoksa tabii ki sıcak yani karşılıklı birebir can cana muhabbet çok önemli. Bunları önemsemediğimizden değil. Bunlar kıymetli, önemli. Ama dediğim gibi artık dünya bize başka bir olanak tanıyor. Bu olanağı da böyle değerlendirelim. Değerlendirmekte de fayda var diye düşünüyorum. O nedenle hem arşivimizi paylaşıp arşiv üzerinde şimdi biz belki bu senden bu programı ilk defa böyle genel bir program yapıyoruz ama özelde bir arşiv mesela ara ara ihtiyaç duyulursa tabii ya da duyarsan ara ara bu tarz programlar belli konular üzerinde ya da arşivdeki belli kişiler üzerinden yola çıkarak ya da oradaki belli konular üzerinde yola çıkarak ara ara bu tarz programlar yaparak aynı zamanda bilgilenmeyi de bilgiye ulaşmayı da yani pekala yapabiliriz ve yapmalıyız diye de düşünüyorum. Yani bu benim bilgisayarımda ya da hard disklerimde bunların kalması hard diskleri entelektüel yapmıyor. Hard disklere bir şey katkısı olmuyor. Hani dediğiniz gibi hocam, bizde de mutluluk duyarız hocam böyle bir şey gerçekleşmesini. Çünkü gerçekten de birçok konuda sizin gibi değerli yani bizlere katkı sunabilecek insanların anlatımları önemli. Bu bakımdan yazmanız,
bu arşivleri YouTube gibi böyle sanal alemde bir sunu yapmanız, artık insanlar dediğiniz gibi eskisi gibi kitap okuyan ya da kitap takip eden böyle bir ortamdan çıkmış, tamamen sanal alemde böyle bir durum gerçekleşiyorsa, bizler de o ortama uyup yani yapılması gereken en güzel çalışmaları yapmalıyız diye düşünüyorum ya. Bu güzel başarınız için, daha doğrusu çalışma ve çabalarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize bir merhaba diyelim hocam. Hepsini Tabii. görmemiş gibi olmasın. Halis Korkmaz, Fatma Yüksel, Seyfi Koçak, Hüseyin Kılınç iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bu arada yayınımızı paylaştığı için teşekkür ederiz. Ali Rıza Akyol, Siber Aslan iyi yayınlar olsun. Radyocu demiş hocam. Bana devamlı radyocu diyorlar. Bir radyocu olarak bu terime ne dersiniz? Onu merak ediyorum. Merhaba. Ayrıca konuğumuza da merhabalar demiş. Güzel yayınlar demiş Cevahir. Sevgili teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar canlar demiş Ali Rıza Akyol. Ayşe Şengül hoş geldin. Teşekkürler. Gülçin Akça, Gilgül Ökkeş, Songül Höber'e ve ayrıca Muzaffer Paralı'ya iyi yayınlar demiş. Evet, bu ismini saydığın arkadaşlarımızın hemen hemen hepsini şahsen tanıyorum. En son Gülçin Hanım başta olmak üzere. Gülçin Hanım ve diğer arkadaşlara tabii hepsine çok selam iletiyoruz. Gülçin Hanım Antalya'dan Abla Musa Derneğimizin başkanı, başarılı kadın yöneticilerimizden birisi. Hazır bak yine Ali Rıza Akyol Fransa Marsilya'dan yöneticilerden, Alevi Bektaş Dernek yöneticilerinden bir arkadaşımız. Diğer arkadaşlarımızın çoğunda hem ismen hem yakından tanıdığımız arkadaşlarımız da var ismini Teşekkür zikrettiklerini. ediyoruz hocam. Gülçin Bir de Hanım, mesela bu pandemi döneminde bu çalışmaları işte özellikle Zoom üzerinde ya da diğer bazı dijital platformlara muhabbetleri organize ettiler. Çok da güzel, çok da başarılı işler yapıldı. Şimdi bizim handikapımız şuydu. Daha benim internetim buraya geldiğim 2 ay oldu, 1,5 2 ay oldu. O dönemlerde interneti çok kullanamadığım için çok ciddi bir internet parası ödedim, onu söyleyeyim. Ne diyorlar o küçük obunlar falan vardı ya. Onlar da bağlanıyorduk. Çok da şey olmuyordu, verimli de olmuyordu. Ama ona rağmen biz yine Gülçin Hanım'ın yaptığı çalışmalar, programlar yine İstanbul'dan Özgül diye bir arkadaşımız var. Onların yaptıkları işte Zoom programlarına da katılarak bu muhabbetleri yapmaya çalıştık. Buradan şunun için söylüyorum. Gülşen Hanım tabii müsaitse size oradan bir mesaj atsın. Ben Gülşen Hanım da bir gün konuk olarak almanızı isterim. Gülşen Hanım da kendi tecrübeleri, kendi deneyimlerini bir kadın yönetici olarak yaşadıkları sorunları, sıkıntıları ve yaptığı çalışmaları sizinle paylaşırsa tabii ki memnun olurum. Bizim Gülçin Hanım'la uzun yıllar beraber Antalya'daki ortak projelerimiz, beraber çalışmalarımız oldu. Onlardan bir tanesini de hemen şey yapmışken, yeri gelmişken söyleyelim. Bu Kamil Baba ile ilgili bir etkinlik yapılmıştı. Garip Kamil ile ilgili Antalya'da Aralık ya da Kasım'dı, tam şey bilmiyorum şu an, tam tarihini hatırlamıyorum. Oraya gittiğimizde konuşmuştuk. 2008-9'lu yıllarda biz Antalya'da alan çalışması yaptık beraber. Antalya'daki işte Esat Korkmaz abiyle beraber, yani Esat'la beraber orada Göçün Hanım ve derneğindeki arkadaşlarla beraber bir çalışma yapmıştık. O çalışma yarım kaldı. Tam da onu konuşuyorduk. O çalışmayı da artık tamamlamamız lazım diye. Hem onunla ilgili elimizde görsel kayıtlar var, ses kayıtları var, işte dijital fotoğraf kayıtları falan var. Bunları dergide yayınlamıştık biz. O zamanki Serçeşme dergisinde bu yaptığımız çalışmaları yayınlamıştık. Bu çalışmalar eksik kaldı. Bu vesileyle bunlar da tabii bizi bir anlamda şey yapmış olacak, iteklemiş olacak. Bu çalışmaları da devam ettireceğiz. Tabii bu arada tekrar Gülşen Hanım hazırlansın. Şu pandemi şey biterse, süreci biterse Antalya'ya doğru bir yolculuk yapacağız. O şu anki çalışma notlarım arasında duruyor bilgisayarda. teşekkür ediyoruz. O zaman biz buradan hemen Gülçin Akçay'ı yakın bir zamanda konuk etmek istiyoruz. Kendisine ne zaman uygun olursa özelden de yazacağım. Eğer kabul ederse bizim Seks Türk Radyosu olarak veya kendi şahıs hesabımdan yakın bir zamanda konuk etmek istiyoruz. Umarız bizlerle o kıymetli
paylaşır diyoruz. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam tekrardan. Hocam yeni bir kitap çalışması ya da yeni bir böyle başka çalışmalarınız var mı? Benim elimde şu anda birkaç tane var ama diğerlerini bulamadım. Mesela şey olarak Alevilik ve Alevilerin Dünü Bugünü adlı buradaki çalışmamız var. Nil Mutluer'le birlikte. Evet, Sonra gazeteci Nil Mutluer'le beraber yaptığımız, Veliyettin Efendi ile yaptığımız uzun bir söyleşi bir kitapçık haline getirmiştik. evet, ondan sonra bir dergahta birlik vardı. Yine yayına hazırlayan siz olarak Evet. bu vardı. Sonrasında Sert Çeşme yazılar vardı. Hı. Bu benim elimde olanlar. Ben sizi devamlı takip ediyorum hocam. Bu arada yani sizin yazıları devamlı okuyorum. Ayrıca Sert Çeşme dergileri de bu zaten büyük bir paylaşım, büyük bir emek isteyen bir çalışmaydı. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Bundan başka o zaman şu anda dikkat ettiğim kadarıyla ve şeydesiniz zaten hocam şu anda Alev yayınlarının 2018 yılından itibaren devir mi ettiniz hocam? Buradaki olayı anlamadım. Devir mi ettiniz siz Biz mi? şöyle Alev, ben buraya İstanbul'dan ayrılmayı, işte bu tarafa Çanakkale Küçükkuyu tarafına yerleşmeyince şey karar verince ister istemez yayın evini bırakmamız gerekiyordu. O yüzden yayın evini bir arkadaşımıza devrettik. Arkadaşımız yayıncılık yapmıyor. Şu an şirket elinde tutuyor ama yayıncılık yapmıyor. Yani aktif olarak 2018'in işte ortalarına kadar yayıncılık işine de devam ettik. Şimdi senin elinde olmayan yayınlarda, yani yaptığımız kitap yayınlarında biraz şey yapayım. Yayına hazırladığımız kitaplar, işte yani 2004 yılında Aşık Kulasan'ın 20. Yüzyılın İnsanlarıyız kitabını yayına hazırlamıştım ben. Onun dışında az önceki gösterdiğiniz kitapçıkların içerisinde Sizde Olmayan Dede Geldi diye bir kitapçık var. Ekim 2014'te yayınladığımız. Soma 301 Katledilen Madenciler Anısına Kınık Cem'i Temmuz 2015'te yayınladığımız bir çalışma. Hocam bunların birçoğu var bende ama siz okuyun isimlerini bulamadım. Tamam. Vardır mutlaka. Yine Veliyettin Ulusoy'un Serçeşme Yazıları 2, 90'lı yılların yazıları kitabı. Kasım 2016'da yayınladık bunu. Yine Veliyettin Efendi'nin adına yayına hazırladığımız Serçeşme Yazıları 3, 2000'li yılların yazıları, 2017'de onları yayına hazırladım ben. Daha sonra kendi söyleşilerimden derlediğimiz, işte Aynı Bahçenin Gülleri kitabı, az önce muhabbette de yine bahsetmiştim. 2 Aralık 2013 yılında Alev Yayınları tarafından bunu yayınladık. Savranlı Aşıklar kitabımız 2016 yılında, Ağustos 2016 yılında yayınladı. Nur Hak'ın Söyleyen Dili, Şair Hüseyin Güvercin, Ağustos 2018'de, Nur Haklı Hüseyin Baba'nın kitabını, 2018'de en son yayını hazırlayıp bıraktığımız çalışmamız o oldu. Ama bu çalışmalar tabii dediğim gibi, yani yazılı basında elimizde yarım bıraktığım birkaç çalışma var. Artık ismini de zikretmiyorum. Çünkü zikredip insanlar da bir beklenti içerisine giriyor. O çalışmaları hazır, mesela bu bahsettiğimiz çalışmaların çoğunun baskıları bitti bizde. Sivas kitabının baskısı bitti. İşte diğer sanatçılarla yaptığımız Aynı Bahçenin Güllerinin baskıları bitti. Bunların baskılarını yapmaya kalksak bile bizim için bir maliyet. Yayın evleriyle konuşuyoruz. Yayın evleri 40 takla atıyor. Adamlar haksız da değil. İnanıyorum çünkü onların durumlarını. Çünkü biz kitabı basıyoruz ve kitap satılmıyor diyor. Depomuzda kalıyor diyor. Aynı şey bizde de oldu. Dolayısıyla işte matbu baskı biraz sıkıntılı bir süreç. Yoksa baskı yapılacak çok çalışma var. Yani bir kısmını yine hatta şey dosyalarından bir tane sadece şurada gözümün önünde duruyor. Yazmışım dosya. Diyoruz ki kitap çalışması yapılacak, kitap çalışması diye. Şöyle bir göz atıyorum, 15 tane şey var, proje var önümde. 15 tane proje önümüzde duruyor. Bunda yine işte çeşitli ozanlarımız dahil olmak üzere, Aşık Hüseyin Çırakman vesaire gibi onlar dahil olmak üzere, işte tahtacılar çalışması vesaire gibi bütün bunların hepsi önümüzde duruyor böylece. Bu hem koşulların hem de işte belki yani ileride ola ki bir yayın evi der ki ya arkadaş bu kitapları basalım falan kıymetlidir, değerlidir, sancak öyle bastırabiliriz. Yoksa biz dijital platformlarda bunları paylaşacağız zaman geldikçe. Burada o konuda bir sıkıntı yok. Yani yazın biraz tabii yoğunluk oluyor. İşte arkadaşlar geliyor, dostlar geliyor.
zamanımız öyle geçiyor ama 7-8 ay burada çalışma açısından burası çok rahat, dingin bir yer. Çalışmalarımızı burada pekala yürütebiliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ayrıca dinleyicilerimizin bilmediği ya da izleyicilerimiz diyelim sizin dediğimiz gibi hem radyoculuk hem de televizyonculuğa kadar gelmiş gibi bir durum oldu. Bilmedikleri bir yönleri var. Hem bağlama çalıp söylüyorsunuz. Böyle bir fırsatımız olsa da hocamız bize bir tane dillendirse diyeceğim ama bilmiyorum hazır mı bağlamanız diye. Burası çok uygun değil. Şimdi mikrofonu acayip bir biçimde bu şey laptopa şey yapmayacağım. Öbür bilgisayar koşul Eyvallah hocam. çok uygun değil. Ama sözümüz olsun. Bu programları devam ettireceğiz. Sözümüz olsun. Bunu ileriki programda düzeneyi de ona göre hazırlarız. O zaman çalar söyleriz. Zaten Eyvallah hocam. o Çok şu güzel an bir bizi dinleyen arkadaşlarımızın çoğu muhabbetlerimizi mutlaka dinlemişlerdir. teşekkür ederim hocam. Çok Ben gerçekten teşekkür güzel bir ederim. söyleşiydi. Daha katmak istediğiniz varsa hocam mutlulukla eserlerinizi, arşivlerinizi bizler dinledik, dile getirdik. Unuttuğumuz yani ne olur herhangi bir kafanızda bir şey varsa mutlulukla dinlemeye hazırız. Zaman konumuzda hiç sorun yoktur. Ne zaman şey O zaman yaparsanız. eyvallah. Ben birkaç şey de yaptığım radyo programları yani hep televizyondan bahsettik ama radyo programlarından bahsetmedik. 500 civarı da benim radyo programım şu an dijital ortama atılmış vaziyette. Almanya'da Klaus Bakır diye bir arkadaşımız var. Benim bütün arşivim aslında Almanya'da. Kendimdeki birer kopyası var. Klaus'un çok ciddi bir emeği var. Benim arşivimin dijitalleştirilmesinde. Radyo programlarını zamanla, çünkü daha 94'te başladık radyo programına kadar, 2000'li yılların ortalarına kadar ben devam ettim. 10 küsur yıldır radyo programlarına devam ettim. Dolayısıyla çok farklı tarzda, hem müzik hem işte kültür hem bazen siyasi konular olmak üzere değişik konularda programlar hazırlayıp sunmuştum. Onları da onların şöyle bir sıkıntısı var. Yani hemen niye koyamıyoruz onları? Onların bir edit edilmesi gerekiyor. Yani edit edilmeden onları yayınlama şansımız yok. Onları bizden dijital aktarıldı. Çok büyük bir emekti. 4 yıldır dijital edilme sürecini bekledik. Yaptı sağ olsun, Klaus teslim etti bana. Kendisi çok sevdiğim ressam bir arkadaşımızdır, sanatçıdır. Almanya'da yaşıyor Klaus. Onun o çalışmasının sonucunda ben işte bu yakın zamanda Almanya'ya gittiğimizde işte geçen Ekim'de Almanya'ya gittiğimde bana komple arşivimi dijital olarak vermişti. Şimdi onların edit süreci başlıyor. İşte burada mesela bugün hayatta olmayan birçok sanatçı, ozan, işte siyasetçi, sendikacı, yazar, birçok arkadaşımızı işte radyo konuk aldığım birçok arkadaşımızı söyleşileri var. Bunları da dijital olarak, yani dijital derken radyo yine video montajlı hazırlayıp YouTube sayfasında bunları da yayınlayacağız. Bunu şunun için söylüyorum. Yani şu açıdan çok önemli bu radyo programları. Yaptığımız her program, her döneme aslında bir şey tutuyor bizim dönemin tarihsel sürecini aktarıyor. Mesela işte 90'lı yıllardaki yaptığımız sendikal içerikli programlar ya da siyasi içerikli programlar o dönemin sınıf hareketinin durumunu, örgütlenmenin durumunu, o dönem işte ülkenin sosyoekonomik durumunu irdelediğimiz işte konuştuğumuz programlar oluyor. Şimdi bu şu demek, yani o yıllarda bir şey tanıklarının tarihe bıraktığı bir belge gibi düşünün. Sanat açısından da bu böyle. O yıllardaki işte sanatçı dostlarımız da hala bugün tabii önemli bir kısmı yaşıyor. Yaşamayan değerlerimiz, sanatçılarımız da var. Onların o dönemde sanata bakışları, kendi yine bulundukları bölge, üretimleri, bunlar hep üzerine konuşulmuş. O da yine dönemsel olarak o döneme ışık tutan, o dönemin belgesi niteliğindeki olan çalışmalar. Ben yani bunu yani kendim açısından şöyle derim. Benim için önemli bir hazine, bu ayrı bir şey ama bu benden çıkıyor artık toplumun. Yani çünkü ortak değerler, herkesin bunu alabileceği kadar,
iyi tarafını alır. İşine gelme kısmını isterse almaz. O insanların bileceği bir şey. Ama bu çalışmalar şuna fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Bu dönemleri araştıran, önümüzdeki dönemlerde akademik alanda çalışma yapan, işte doktora, yüksek lisans vesaire gibi çalışma yapan arkadaşlara da bir ışık tutacaktır onlar. Şimdi bende olması bir şey ifade etmiyor ama bu sanal medya dediğimiz, yani sanal mecra dediğimiz o mecraya döküldüğü andan itibaren rahatlıkla herkesin ulaşabileceği çalışmalar olmuş olacak. Bunu son zamanlarda bu çalışmalarını paylaşan değerli bir arkadaşımız var. Yazar bir arkadaşımız. Ben çalışmalarını kıymetli buluyorum. Ve hiçbir şey ön yargı gütmeden arkadaşımız bu çalışmalarını kendi olanaklarıyla paylaşıyor. Ayhan Aydın. Yani Türkiye'de bir elin parmağı geçmiyor. Bu alanda çalışma yapıp işte köylerde gidip derleme yapan işte bulduğu bir insanla konuşup sohbet eden ve tarihi dönemi kayıt altına alan çok fazla ne yazık ki insan yok. Var yok diye yani bu kadar da şey sadece biz vardık demeyeceğim ama belki bir elin parmağını geçmeyecek kadar insanlar var. Bunlar da bu paylaşımlarını, çalışmalarını bu mecralarda paylaşmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü artık ulaşalım yani herkes ben de mesela bir şey bir konu hakkında bilgi araştırdığım zaman yani internete girdiğim zaman işte istiyorum ki yani bunları artık bulalım. Yani kütüphane, kütüphane gibi şey kavramlar neredeyse hayatımızda çıkmaya başladı. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Hayatın getirdiği bir realite, bir gerçeklik. Buraya doğru ne yazık ki şey yapıyoruz. Hayat bizi buraya doğru götürüyor. Belki bu sanal mecra büyük bir kütüphane olabilir. Buna da bu kütüphanede biz bir nebze de olsa katkıda bulunmuş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bizde de bunu mutlulukla paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Gerçekten de kıymetli. Benim okuduğum kitaplardan gördüğüm kadarıyla ben çok mutlu oldum ki böyle kitaplar çıkmasında ve bunlardan tamamen faydalanmak bizlere mutluluk verdi. Tabii ki bu sanal mecrada da ne olursa olsun yapabileceğiniz katkılar birçok dostumuza, birçok insanlarımıza katkı sunacaktır. Ve ayrıca Öyle. mesajlar da var. Onları da bir tekrardan okuyalım. Sayın Gülçin Akça, teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Ben yolun talibiyim. Üzerime düşen ne olursa yapmaktan gurur duyarım. Evet. Demiş. Bu söz olarak algılayalım o zaman. Evet. Yakın bir zamanda hem sizi hem de Ahmet hocamızı olmazsa ikinizi birlikte programımıza konuk edelim. Güzel bir uzun bir program yapalım böyle diyelim. İsmail Yıldırım Barış Partisi sürecine dair de bir araştırma çalışma kitabı var sırada galiba demiş. Evet. Boyalı Halil İbrahim Aşk ile Ahmet Baba demiş. Teşekkür ediyoruz Ablayı katkılarından dolayı. Hamur'dan Halil Baba eyvallah teşekkür ediyorum. Şimdi İsmail isim vermiş. Ben isim zikretmedim çünkü o projenin bir parçası kendisi. Kendisi ne zaman ki harekete kalkar derse ki hadi beraber yürüyelim derse ben ondan da belki dinliyordur. Dinliyor şu an zaten. O projenin bir parçası kendisi. Yaklaşık 5-6 ay önce hatta daha öncelerde konuşmuştuk ama 5-6 ay önce yine bunu konuştuk. Ama bu pandemi sürecinde bir araya gelme şansımız olmadı. Şimdi isim zikredip de bir şey çalışmayı ortaya çıkartmayınca şey oluyor, sıkıntı oluyor bizim için de. İsmail bir tanesini söyledi, evet. Türkiye'de çok önemli şeyler vardır, kırılma noktalar vardır. Alevi Bektaş Hareketi açısından da Türkiye toplumu açısından siyasi anlamda. Mesela bunlardan bir tanesi Birlik Partisi, Türkiye Birlik Partisi işte kelime arkadaşımız Kelime Atan'ın bu konuda yapmış olduğu bir çalışma var. Birlik Partisi'nin kurulması ve siyasetteki seyri üzerine yaptığı bir çalışma var. Keza biz Barış Partisi yine 2000'li yılların daha doğrusu 90'lı yılların ortasında ivme kazanan bir parti Barış Partisi. Bunun üzerine işte o dönemin tanıklarından birisi bizim de gazeteden beraber çalıştığımız arkadaşımız Kervan Dergisi'nde beraber çalıştığımız İsmail Yıldırım'ın da yakın tanıklığının bizim de işte yakın tanıklığımızın olduğu bir süreç o süreç. Şimdi o süreci de kitaplaştıralım diye uzun yıllardır konuşuyoruz. Biraz somut adım atalım diye yakın zamanda İsmail abim konuşmuştuk biz. Bunu yapmayı düşünüyoruz. Tabii buna paralel olarak Türkiye'de bir şey daha var. Yani biz söyleyelim, biz yapamazsak başka bu alanda yapmak isteyen arkadaşlar varsa lütfen onlar yapsınlar. Bunu Ahmet yaptı, Mehmet yaptı diye bizim bir kompleksimiz yok.
Bunların yapılması gerekiyor. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bir de HDP süreci yaşandı Türkiye'de. Eşitlik ve Demokrasi Partisi süreci yaşandı. Bunların da mesela iyi irdelenmesi gerekiyor. Gelecekte insanların geriye dönüp bir ders çıkarması açısından bu tarihsel kesitler, bu tarihsel süreçler önemlidir diye düşünüyoruz. Bu arada İsmail tabii yani konuştuğumuz bir konuyu böylelikle faş etmiş oldu. Yine söylüyorum, faş edilen bu konu artık bizden çıkmış demektir. Bunu yapmak isteyen arkadaşlara biz destek vermeye yine hazırız. Biz yapacağız, bir biçimde yapacağız ama ola ki birisi biz yapmak istiyoruz, hadi biz başladık derse onlara da destek veririz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız için. Zaman o kadar su gibi akıyor ki muhabbetin yani çok uzunlarını yaptık. Radyoculukta ya da Facebook üzerindeki yapabileceğimiz bu kadar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir katkıydı bizler için. İleriki zamanlarda mutlaka iletişimde Tabii. olup sizleri programımıza katıp o çalışmalardan daha başka çalışmalarımız varsa böyle ifşa etmeden tabii İlla kopya çalışma değil, çıkartmadan. belli konular üzerine de konuşuruz. Sadece çalışmalarımız değil. İşte günlük bir mesele olur, bir konu olur. Tabii ki konuşuruz. Bu konuda senin de ben genç ve girişimci arkadaşlarımıza her zaman destek vermeyi destek verdim, bundan sonra da vereceğim. Bu yaptığın iş önemli bir şey. Önemsiyorum. Buna emek harcıyorsun, zaman harcıyorsun, işinden artan zamanla harcıyorsun, gelip bu şey yapıyorsun. Bu çok önemli, çok kıymetli. Çok teşekkür Ben de ederim sana hocam. teşekkür ediyorum Mustafa. Çok sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Ailemize sevgiler, selamlar olsun buradan. Eyvallah. Bizlere bir saat zaman ayırttılar. Sizden bir feragat ettiler ama teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Onları da bir gün ağırlayacağız. Şerife ablamıza çok sevgiler, selamlar gönderiyoruz Sağ ol buradan. canım. Sağ ol. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Ayrıca bu akşamki istek saatimiz 8.30'da bir yarım saat gecikmeyle başlayacak. Özrümüzü kabul edin. Bugünlük bizden bu kadar. İleriki zamanlarda Sayın Ahmet Koçak'la tekrar birlikte olmak ümidiyle görüşürüz. İyi akşamlar. Essex Türk Radyosu olarak tekrardan teşekkür ediyoruz. Eyvallah.